400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş. Üstelik Rusya teslimatı erkene alacak. Gelişme ABD'yi endişelendirmiş. Üst düzey bir yetkili Ankara'ya gelip yeni bir teklif sunmuştu. O teklifin detayları ortaya çıktı. Oysa Türkiye füze savunma sistemini önce müttefiklerinden istemişti. Ama o müttefikler müttefikliğin gereğini yerine getirmedi. İstenen şartlarda füzeleri temin etmediler. Türkiye de bu nedenle Rusya'ya yöneldi. İş işten geçtikten sonra da ABD'nin aklı başına geldi. Tina Kaidonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı. Geçen hafta Ankara'daydı. Cazip bir teklif sunacağım demişti, detay vermemişti. O detayları ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir başka yetkili anlattı. İddiasına göre öncelikle fiyat güncellenecek, ayrıca bir niyet muhtırası taslağı sunuldu. Yani ABD, patriotlarda birlikte çalışabiliriz diyor. O taslakta füzelerin ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemleri de vardı. Türkiye S-400'lerin yanı sıra Patriot sistemlerine de sıcak bakıyor. ABD, Türkiye'nin S-400 tedariğinden tedirgin. Rus füzelerine sahip olmanın NATO kararlarıyla bağdaşmadığını öne sürüyorlar. Oysa NATO'da Rus füzelerine sahip olan tek ülke Türkiye değil. Yunanistan'da da S-300'ler var.